Bir parmağı kaybetti. Dedik ki yerin 7 kat dibinden buraya fırlayıp gelecekler diye. Ne yapsak? Dua mı okusak? Ne yapsak? Yok, hepsi takma. Gerçekten. Evet de yani neden bir şeytan? Neden? Kendimden katabileceğim bir şeyler vardı. Hani böyle bir resme alıp hani onu yapmak istemedim. Yapılmamış bir şey olsun istedim. Karanlık taraflarımı ortaya çıkarmak istedim diyorsun. Yani öyle dedi. Hepimizde var canım. Gel bakalım Yıldızına, soralım. Nasıl olmuşsun bu gece yarışmacı arkadaşlarına göre? Ezgi. Ben sadece başındaki simlerin olmamasını isterdim. Başımda sim mi var? Sim var, hem de bayağı parlak. O gözlerimden falan herhalde geldi, bilmiyorum ki. Ama onun dışında bayağı iyi bir şeytan olmuşsun. Senden hiç böyle bir şey beklemezdim yani. Hani biz sakiniz ya böyle. Güzel olmuş bence, kırmızı yakışmış. Teşekkür ederim. Tuğçe. Yani şeytan, evet, yapıldığını ben de görmemiştim. İyi olmuş. Ama çok öyle heyecanlandıran bir şey olmadı. Ama makyajı gerçekten çok iyi. Evet tabii, korkutucu bir karakteri canlandırmak burada bazen riskli olabiliyor. Evet, bakalım biliyorum. Sen neyle karşılaşacaksın? Bakalım. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Geçebilirsin jüri yorumları için. Nurella. Şeytan azapta gerek. Şeytan ha? Öyle oldu bu sefer. Severim şeytanları. Ne yapıyorsun sen bakayım böyle? Bu hafta ne olacağımızı, hani kostüm partisi olduğunu duyduğumda Allah'ım ne olayım ne olayım düşünüyorum, böyle Safinaz mı olsam? İşte Pinokyo olayım falan. Baktım yok, hiçbiri beni kesmeyecek. Dedim böyle farklı bir şey yapayım. Bak, inceledim, kimse de yapmamış. Acaba atladığım bir şey var mı dedim. Öyle yaptım yani. Sen ilk sezonda o Chinese olmuştun. Evet. Ay onu hiç unutamıyorum ben. O pıtı 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 yürüyordun ya. Muhteşemdin yani. Harikaydın. Ne söyleyeyim sana şimdi? Şeytan. Şeytan diyor yani. Şeytanlık güzel bir şey ama onu güzel bir şeyde kullanırsan, yani şeytan derken hani tatlı böyle, hani şeytan kurnazlık. Yani öyle şeytanları severim ki bende de vardır öyle şeytanlıklar ama kötü şeyler, kötü emeller için değil canım. 6 diyorum sana. 6 puan Nurella'dan. Kemal. Tövbe bismillah. Enteresan bir tercih. Beğendin mi? Emin değilim. Yani keşke böyle parlak yaldır yaldır bir tulum giyeceğine daha bir vücut boyama işine girseydin. Daha mat bir kumaş, daha kısa mayo belki, hatta bacaklarını boyasaydın, kollarını boyasaydın. Daha inandırıcı olurdu. Ben böyle disko topu gibi şeytan görmedim. Hiç şeytan görmedim ama böyle olduğunu tahmin etmiyorum. Benim hayalimdeki parmıyor. Ne şeytanlar gördük diyorsun. Aa, ne şeytanlar gördük, zaten yoktular. Hepsiyle baş ettik çok şükür. 5. 5 puan Kemal Doğu'dan İvan'a. Kemal, beyinimi okudun. Öyle mi? Yani istediğin, yani aynı onu düşünüyorum. Çok güzel bir şeytan oldu. Daha çirkin olmalısın şeytan için. Hakikaten. Kulaklar falan boyun. Ha, maske tamam ama maske yoksa, kafa yoksa herhangi bir kahraman olabilirdin yani. Çok böyle bir şeytanca bir şey yok. Özellikle üzerindeki aldığın pelerin daha görsel, daha görevli olmalı. Daha şey, şov yapmalısın. Ya görkemli. Anlatabilir miyim bir şey? Ben şimdi kumaşçıya gittim. Dedim ki, böyle dedim yerlere kadar, böyle boyumdan 15 santim de arkadan dedim gelsin veya 30 santim. Hani bana bol bir kumaş ver dedim. Bu kadifeyi seçtim. İşte sana 3,5 metre olur dedi. Tamam dedi, istediğim bundan çıkar dedi. Aldım, terziye verdim, anlattım. Bu çıkmış.
Yani bilmiyorum, kumaş yetmedi olabilir ama üzerindeki hakikaten disko topu gibi şeytanın böyle bir kaslar, belki bir küçük bir izler. Biraz evet, böyle daha çirkin olmalısın. Çok güzelse şeytan için. Ben sana bugün maalesef 5 veriyorum. 5 puan İvana Sert'ten. Urkan. Şimdi Ezgi, İvana da yarım kafamdaki yarımları okudu. Bir kere ben önce üstünde giydiğin tulumla ilgili eleştiri yapayım. Senin üstüne giydi ki bu tulum. Devamlı bak, burada buruşukluklar var, ağır, çok kötü, tam bacağını sarmamış. Ben ilk önce ilk dikkat ettiğim o. Daha cillop gibi bir şey isterdim. Pelerini söylemeyeceğim, daha zengin. Elindeki de yani çocuk tiyatrosunda kalan bir şeyi almış, getirmişin bize gibi. Ama koreografini güzel yaptın, çok başarılıydın. Ama kıyafetleri lütfen üstünüze uygun bulmaya çalışın. Çocuklar kiralıyorsanız da bir iki yerini tutturursun. Bak biraz şöyle geri çek onu bak. Şuradan bak geri çek, nasıl? Şöyle arka şey, öyle değil. Şöyle belinden itibaren. Yapamıyorum. Doğru, tırnakların var. Peki. 6. Şu handancığımın bodrum mavisi bana hazırlamış o çerçeveyle numaranı göstereyim. 6 puan Urkan'da. Kuşun günahı ne orada? O karga. 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 E karga da kuş değil mi? Kuş değil, karga Nurella. Arkadaşlar kuş dediniz de aklıma geldi. Benim kuşum kayboldu. Hiç haber yok. Bir söylüyorum, yok. Yani. Ne olacak? Hakikaten yok, kuş yok, gitti. Öykü sen almıştın geçen gün. Ben. Gördüm, elinde bir kuşla gidiyordum. Kuşum yok. Bu iftira. Kuşmuştu baby. Biz kime hediye etmiştik, geri alsak? Hediye etmiştik, geri alsak. Kimlerde var? Ben kime hediye etmiştim? İlk birincilere etmiştim kızlar. Bana da ettiniz bir tane. Kızına yollamıştım. Evet. Duruyorsa getir. Getirir. Ama ya anı sonra şimdi veririz. Ay kız, Aycan kuşumu getirsen mi? Benim artık. Olmaz. Ama benim yani, ben yine geri verim. Hediye geri alamam. Beni gözetliyor orada. Gerçekten kuş. Olmaz mı yani, geçici gelse buraya olur. O zaman ilk maaşımı alınca kendime bir kuş alayım. Günah, biz toplaşıp alalım Nurellam. Nasıl? Taş, pırlanta. Anlamın teriyle alayım. Ha? Anlamın teriyle gideyim bir kuş alayım. Aa. Peki bu sezon başka bir şey olsun. Ay sen karışma. Hadi. Sen karışma. Sen kim? Canım. Sen yok burada. Senin aşk. Ben. Sen yok burada. Ben olmaz. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.